Kuasarlar, evrende bilinen en parlak ve enerjik nesnelerden biri olarak kabul edilen gizemli astronomik nesnelerdir. Kuasarlar, genellikle galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin etrafında oluşan yoğun enerji salınımıyla karakterize edilirler. 1960'ların başında radyo astronomisi çalışmaları sırasında keşfedildi. Başlangıçta radyo dalgalarını güçlü bir şekilde yayan kaynaklar olarak tespit edildiler. Ancak optik teleskoplarla görüntülendiklerinde normal galaksilerin çekirdeklerine benzemedikleri fark edildi. Bunun yerine oldukça parlak, kompakt ve uzak görünen nesneler olarak gözlemlendiler. Kuasarlar, özellikle kırmızıya kayma değeri yüksek olan nesneler olarak tanınır. Kırmızıya kayma, ışığın uzaklaşan bir kaynaktan gözlemciye gelirken dalga boyunun artmasını ifade eder. Bu durum, nesnenin evrendeki uzaklığını belirlemek için kullanılır. Kuasarlar, bu yüksek kırmızıya kayma değerleri sayesinde evrenin erken dönemlerine bakmamıza yardımcı olurlar. Günümüzde kuasarların temel özelliği, süper kütleli kara deliklerin etrafındaki maddeyi yutarken oluşturduğu disklerden gelen muazzam enerji salınımıdır. Bu enerji salınımı, elektromanyetik tayfın geniş bir yelpazesini içerebilir. Yani, radyo dalgalarından görünür ışığa, X ışınlarına ve gama ışınlarına kadar uzanabilir. Kuasarlar, uzak galaksilerin çekirdeklerinde bulunan enerji kaynaklarıdır. Evrende önemli enerji üretim merkezlerini temsil ederler. Kuasarlar, evrende bilinen en parlak ve enerjik nesnelerden biri olarak kabul edilirler. Keşfedilmeleri ve anlaşılması, astronomi tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Kuasarların keşfi, 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşti ve evrenin derinliklerindeki gizemleri anlamada önemli bir adım oldu. Kuasarların keşfi, radyo astronomisi alanındaki çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı. 1960'ların başında, radyo teleskopları, gökyüzünü tarayarak farklı radyo kaynaklarını tespit etmeye başladılar. Ancak, bazı kaynaklar, diğer radyo kaynaklarına kıyasla çok daha parlak ve karmaşıktı. 1963 yılında, Britanyalı astronom Hazard, 3C48 adlı bir radyo kaynağını incelemiş ve bu kaynağının normal galaksilere kıyasla oldukça uzak olduğunu belirlemiştir. Bu uzaklık, 3C48 inç, oldukça yüksek bir kırmızıya kayma değerine sahip olduğunu gösteriyordu. Kırmızıya kayma, ışığın kaynağından gözlemciye doğru hareket edip etmediğini belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Astronomlar, gözlemledikleri ışığın dalga boyutunu inceleyerek bir nesnenin kırmızıya kayma miktarını hesaplayabilirler. Bu kavram, 3C48 ve benzeri kaynakların uzaklıklarını tahminlemek için kullanıldı. Sonuçlar, bu radyo kaynaklarının uzak galaksilerin içerisinde yer aldığını ve oldukça büyük uzaklıklara sahip olduğunu gösterdi. Bu durum, kaynakların oldukça parlak ve enerjik olduğu anlamına geliyordu. Daha sonra, optik teleskoplarla yapılan gözlemler, bu uzak radyo kaynaklarının normal galaksilerin çekirdeklerine benzemediğini ortaya koydu. Gözlemciler, bu kaynakların inanılmaz derecede parlak ve kompakt olduğunu fark etti. 1964 yılında, Caltech astronomları, Martin Schmidt ve Donald Matthews, kuasar terimini kullanarak bu nesneleri tanımladılar. Kuasar terimi, quasi-stellar, radio search ifadesinin kısaltmasıdır ve bu kaynakların yıldız benzeri radyo kaynakları olduğunu belirtir. Kuasarların keşfi, evrenin uzak ve erken dönemlerine ışık tutarak büyük patlamanın sonuçlarını anlamamıza yardımcı oldu. Aynı zamanda, evrende var olan enerjiyi ve süper kütleli kara deliklerin etrafındaki maddeyi anlamamızı sağladı. Kuasarlar, astronomiye yeni bir boyut kazandırdı ve bilim insanlarına evrenin gizemlerini daha derinlemesine anlama fırsatı sundu. Kuasarlar, evrenin en parlak ve enerjik astronomik nesnelerinden biridir. Genellikle, çok uzak galaksilerin merkezlerinde bulunurlar. Bu olağanüstü parlaklık ve enerji, büyük olasılıkla süpermassif siyah deliklerin etrafında dönen madde disklerinin etkileşimleri sonucu ortaya çıkar. Kuasarların temelinde süpermassif kara delikler yatar.
Bu kara delikler, milyonlarca, hatta milyarlarca güneş kütlesi kadar kütle sahibi olan devasa kara deliklerdir. Bu kara delikler, galaksilerin merkezlerinde bulunurlar ve büyük olasılıkla galaksilerin evrimsel süreçlerinin bir sonucu olarak oluşurlar. Galaksilerin merkezlerindeki süpermasif kara deliklerin etrafında dönen gaz ve toz gibi maddelerin, yavaşça, kara deliğin çekimine doğru akmasıyla, bir akrezyon diski oluşur. Bu madde diski, süpermasif kara deliğe doğru, spiraller çizerek etrafında döner. Galaksinin merkezindeki süpermasif kara deliğin çevresindeki madde diski, çeşitli fiziksel süreçlerle ısınır ve yüksek enerji seviyelerine ulaşır. Bu süreçlerden biri, süpernova patlamaları gibi olaylardır. Yıldızların ömrünün sonunda, patlamaları sonucu ortaya çıkan yoğun rüzgarlar, madde diskinin iç bölgelerine doğru akmasına neden olabilir. Madde diskinin iç bölgeleri, süpernova patlamaları gibi, enerji açığa çıkaran olaylarla, oldukça yüksek sıcaklıklara ve basınca sahip olabilir. Bu yüksek sıcaklık ve basınç, maddenin yoğunlaşmasını ve yüksek enerji seviyelerine çıkmasını sağlar. Süpermasif kara deliğin çevresinde dönen madde diskinin, iç bölgelerinde yoğunlaşan ve ısınan madde, çekim etkisiyle kara deliğe doğru düşerken, büyük miktarlarda enerji salınır. Bu enerji, elektromanyetik radyasyon şeklinde uzaya yayılır. Çok yüksek enerji seviyelerine ulaşan bu süreçler, kuasarların parlaklığı ve enerjisinin temel kaynağını oluşturur. Süpermasif kara delik etrafında dönen yoğun madde diski, elektromanyetik radyasyonun geniş bir yelpazede yayılmasına neden olur. Bu radyasyon, görünür ışıktan, mor ötesi, X ışınları ve hatta gama ışınlarına kadar uzanan geniş bir spektrumda olabilir. Kuasarlar, evrenin erken dönemlerinde sıklıkla görülen parlak ve enerjik astronomik nesnelerdir. Kuasarların enerji salınımı, merkezdeki süperkütleli kara delik etrafında dönen akrezyon diski içindeki madde tarafından üretilir. Bu enerji, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla serbest bırakılır. Madde, kara deliğe yaklaştıkça hızlanır ve kinetik enerjisi artar. Madde daha yakın bölgelere geldikçe hızı artar ve potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Bu dönüşüm sırasında enerji açığa çıkar. Maddenin akrezyon diski içinde dönmesi sırasında sürtünme oluşur. Maddenin bu sürtünme nedeniyle yavaşlaması ve ısınması termal enerjinin açığa çıkmasına yol açar. Madde diski içinde manyetik alanlar varsa, madde manyetik alan çizgilerine bağlı olarak hareket eder. Bu etkileşimde de enerji açığa çıkar. Manyetik alanlar, maddeyi hızlandırabilir ve yönlendirebilir. Madde diski içinde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yoğun radyasyon üretilir. Bu radyasyon, maddeye etki ederek onu uzaklaştırır. Ve böylece dengeli bir durum sağlanmış olur. Bu süreç, enerji taşıyan fotonların, maddenin etrafındaki basınca karşı tepki vermesi ilkesine dayanır. Bu mekanizmaların etkileşimi sonucu, kuasarlar, geniş bir elektromanyetik spektrumda, yüksek enerji seviyelerinde, ışık ve radyasyon yayarak parlarlar. Bu ışık ve radyasyon, uzak galaksilerdeki kuasarları gözlemlememizi ve evrenin erken dönemlerine ait bilgiler elde etmemizi sağlar. Aktif galaktik çekirdekler, galaksilerin merkezlerinde bulunan parlak ve enerjik bölümlerdir. Bu bölge, genellikle süperkütleli kara deliklerin etrafında dönen madde diskleri ve bu disklere doğru akışan madde tarafından beslenir. Aktif galaktik çekirdeklerleri tespit etmek ve gözlemlemek için farklı astronomik yöntemler kullanılır. Aktif galaktik çekirdekler, genellikle normal bir galaksinin merkezinde bulunurlar ve bu nedenle görünür ışık altında parlaklık farklılıklarıyla tespit edilebilir. Merkezi bölgeleri, genellikle diğer galaksi bölgelerine göre daha parlaktır. Spektroskopik gözlemler, aktif galaktik çekirdeklerin özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanılır. Bu yapılar, genellikle spektrumlarında belirgin emisyon çizgileri gösterirler. Örneğin, hidrojen alfa çizgisi gibi karakteristik emisyon çizgileri, aktif galaktik çekirdeklerin varlığını gösterir. Bu ilginç yapılar, radyo dalgalarında da belirgin bir radyasyon yayabilirler.
bu radyo dalgalarını tespit etmek için radyo teleskopları kullanılır. Radyo dalgaları genellikle yapıların merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerden yayılan madde akışlarının etkilerini gösterebilir. Radyo teleskopları ile yapılan gözlemler, merkezdeki süper kütleli kara deliklerden kaynaklanan madde akışlarının ve jetlerin etkilerini gösterir. Jetler, madde akışının uzaya doğru yönlenmesi sonucu oluşan, yüksek hızlı parçacıkların neden olduğu radyasyonunun görüntüsünü sunar. X ışını ve gama ışını gözlemleri, aktif galaktik çekirdeklerin, yüksek enerji seviyelerindeki radyasyonlarını tespit etmek için kullanılır. Bu tür gözlemler, aktif galaktik çekirdeklerin merkezlerindeki yoğun madde disklerinin ve akışların etkilerini gösterebilir. X ışını ve gama ışını gözlemleri, aktif galaktik çekirdeklerin yüksek enerji seviyelerindeki radyasyonlarını tespit etmek için kullanılır. Bu tür gözlemler, merkezdeki süper kütleli kara deliklerin çevresindeki yoğun madde diskleri ve akışların etkilerini gösterir. Bu bölgelerdeki yüksek enerjili parçacıkların etkisiyle oluşan radyasyonun gözlenmesi mümkündür. Bu yapıların çevresindeki madde diskleri ve akışlar, genellikle ultraviyole ve infraruj dalga boylarında da belirgin bir radyasyon yayabilir. Bu tür gözlemler, çekirdeklerin merkezi bölgesindeki sıcak ve yoğun maddenin etkilerini incelememizi sağlar. Aktif galaktik çekirdeklerin çevresindeki hidrojen gazının hareketlerini incelemek için H-alfa emisyon çizgisinin gözlemleri kullanılır. Bu gözlemler, madde akışlarını ve hareketleri ortaya çıkarabilir. Tüm bu farklı gözlem yöntemleri, aktif galaktik çekirdeklerin varlığını ve özelliklerini anlamamıza yardımcı olur. Aktif galaktik çekirdekler, evrenin erken dönemlerine ait önemli bilgiler sunar ve galaksi evrimi, süper kütleli kara deliklerin rolü gibi konuları anlamamıza katkı sağlar. Evrenin erken dönemleri olarak adlandırılan zaman dilimi, büyük patlamanın ardından yaklaşık 380 bin yıl ile 1 milyon yıl arasındaki süreci içerir. Bu dönem, evrenin yapısının oluştuğu ve ilk galaksilerin ve yıldızların meydana geldiği dönemdir. Erken evredeki kuasarlar, genç ve yoğun galaksilerin merkezlerinde bulunurlar. Bu kuasarlar, milyarlarca yıl boyunca biriken gaz ve tozun süper kütleli kara deliklerin etrafında akmasının sonucunda oluşur. Kuasarların, evrenin erken dönemlerine ait önemli ipuçları sunduğu bir gerçektir. Bu parlak nesneler, evrenin gençliğini incelememize ve anlamamıza yardımcı olurlar. Çünkü uzak kuasarları gözlemlediğimizde, uzak geçmişe doğru bakmış oluruz. Bu gözlemler, evrenin başlangıcındaki yapıları, galaksi oluşumunu ve ilk yıldızları anlamamıza katkı sağlar. Kuasarlar, kozmolojik araştırmalarda önemli rol oynayan ve evrenin genişlemesi, karanlık madde ve karanlık enerji gibi temel konularla ilişkilendirilen önemli gök cisimleridir. Genellikle, uzak galaksilerin merkezlerinde bulunan nesnelerdir ve büyük mesafelere yayılmışlardır. Bu nedenle, bu kuasarların ışığı, uzaklaşan galaksilerin genişlemesine bağlı olarak kırmızıya kayar. Kırmızıya kayma değeri, bir nesnenin uzaklığını ve genişleme hızını ifade eder. Hubble kanunu olarak adlandırılan ilişki, kuasarların kırmızıya kayma değerlerini ve bunun aracılığıyla uzaklıklarını ölçerek evrenin genişlemesini anlamamıza yardımcı olur. Kuasarlar, galaksilerin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin etrafında dönen madde disklerinden kaynaklanan parlak ve enerjik radyasyon yayarlar. Ancak, bazı kuasarların parlaklıkları, bu radyasyonu açıklamak için gerekenden daha fazla enerji gerektirir. Bu durum, bu kuasarların etrafında karanlık madde ve karanlık enerji gibi henüz tam olarak anlaşılmamış fiziksel bileşenlerin etkisinin olduğunu düşündürür. Kuasarların uzaklıklarının ve kırmızıya kayma değerlerinin ölçülmesi, evrenin genişlemesini anlamamızı sağlar. Bu veriler, evrenin geçmişteki ve günümüzdeki genişleme hızını ifade eder. Bu bilgiler, kozmolojik modellerin geliştirilmesinde ve evrenin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki durumunun anlaşılmasında kullanılır. Bazı kozmologlar, kuasarların ışığının karanlık madde ve genişleme üzerindeki etkisini kullanarak karanlık madde haritalama çalışmaları yapmışlardır. Kuasarların, karanlık madde yoğunluğunu değiştiren bir mercek gibi davrandığı gözlemlenmiştir. Bu tür etkileşimler, karanlık madde dağılımını haritalamak için kullanılabilir.
Gelin şimdi bazı kuasarları inceleyelim. C273 Virgo takım yıldızında bulunan ve 1963 yılında ilk kez tanımlanan, kuasarların ilki olarak kabul edilen, parlak bir astronomik nesnedir. Yaklaşık olarak 2.44 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Bu uzaklık, kuasarların erken evrenin uzak geçmişine ait olduğunu ve büyük kırmızıya kayma değerine sahip olduklarını gösterir. Kırmızıya kayma değeri oldukça yüksektir. Z değeri 0.158 olarak ifade edilir. 3C273'ün galaksimizden uzaklaştığını gösterir. Ayrıca, evrenin genişlediğini gösteren bir göstergedir. Aynı zamanda, oldukça parlak bir kuasardır. Görünür ışıkta yüksek parlaklığa sahiptir ve bu da kuasarın merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafındaki madde akışının etkisiyle oluşan parlak radyasyonla ilişkilidir. C273, kuasarların keşfinde bir dönüm noktası olmuş ve astronomide evrenin büyüklüğü ve uzak geçmişi hakkında farkındalık yaratmıştır. Bu nesne, erken evrenin özelliklerini incelemek ve evrenin genişlemesini anlamak için kullanılan önemli bir örnektir. Ton 618 ise, erken evrende bulunan ve oldukça parlak bir kuasar olan astronomik bir nesnedir. Uzak bir kuasardır ve kırmızıya kayma değeri oldukça yüksektir. Kırmızıya kayma değeri 2,005 olarak tahmin edilmiştir. Nesnenin büyük bir uzaklığa ve dolayısıyla erken evrene ait olduğunu gösterir. Oldukça parlak bir kuasardır. Parlaklığı, nesnenin merkezindeki süper kütleli kara delik etrafındaki madde diskinden kaynaklanan yoğun radyasyonun sonucudur. Ton 618'in merkezinde, milyarlarca güneş kütlesi büyüklüğünde bir süper kütleli kara delik olduğuna inanılmaktadır. Bu süper kütleli kara delik, çevresindeki maddeyi yoğun bir şekilde çeker ve parlaklık üretir. Ton 618, oldukça yüksek enerji seviyeleri ve parlaklığı ile dikkat çeker. Astronomlar, Ton 618 gibi parlak ve uzak kuasarları inceleyerek, evrenin erken dönemlerine ait bilgiler elde etmeye çalışırlar. Bu nesneler, evrenin gençliği hakkında önemli ipuçları sunar. IKS 1830-211 ise, uzak bir kuasar olarak bilinen astronomik bir nesnedir. İlk kez, 1992 yılında, Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskopu tarafından tespit edildi. Koordinatları, 18 saat 33 dakika 39 saniye sağ dönüş saat ve -21 derece 03 dakika 39 saniye aşağı dönüş derecesidir. Oldukça uzak bir kuasardır ve kırmızıya kayma değeri yüksektir. Kırmızıya kayma değeri Z2.5 olarak tahmin edilmektedir. Nesnenin büyük bir uzaklıkta ve dolayısıyla erken evrene ait olduğunu gösterir. Parlak bir radyo kaynağıdır ancak aynı zamanda optik dalga boyunda da incelenebilir. Bu nedenle optik spektrunu incelemek, nesnenin uzaklığını ve özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Büyük bir galaksinin önünden geçerken, ışığının büküldüğü ve yükseltilmiş parlaklık seviyeleri ürettiği gözlemlenmiş bir gravitasyonel mercek örneğidir. Bu etki, arka plandaki nesnenin ışığının önündeki cisimler tarafından bükülmesi sonucu oluşur. Astrofizikçiler tarafından, moleküler gözlemlerde de kullanılır. Moleküler gaz bulutları ile kuasar arasındaki etkileşimler, bu kuasarın radyasyonunun analiz edilmesi yoluyla incelenir. IKS 1830-211 gibi uzak ve parlak kuasarlar, erken evren hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur ve kozmolojik modellerin doğruluğunu test etmek için kullanılır. Gravitasyonel mercek etkisi, bu tür nesnelerin çevrelerindeki yapıları incelemede önemli bir araç olarak kullanılır. Yepyeni belgeseller ve bilimsel içerikler için, Bilim Peşinde'yi takip etmeyi unutmayınız.